Ulubeyli esnaflarımızı dolaşmaya devam ediyoruz. Burada bir esnafımız var, onu tanıyacağız. Enver Poyraz ben. Ne iş uğraşıyoruz? Tüp gaz bayisiyim. Tüpler nasıl abi? Fiyatlar nasıl? Maalesef. Kaç oldu şimdi? 315 resmi satış fiyatımız, 300'e veriyoruz ama gene de. Küçük tüp ne kadar? Küçük tüpler 62 lira, 60. 62 lira 60. Hı-hı. Ne kadar güzel. Peki bu Ulubey'e maden açılacak, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Oo. Nasıl zarar olur esnafa? Bütün insanlığa, herkese zarar olur. Bu işi artık yani siyaset çözer. Onun için bizi yormasınlar, bu vatandaşı da yormasınlar. Biz de bu işin içine girdik. Pankartlarımızı falan düzenledik. Bir şeyler yapıyoruz ama yani Fatsa'da yaşandı aynı şey. Her yerde yani siyanür zehir demek. Doğayı ve insanı öldürür. Öldürecek. Yani bu işi de siyaset çözecekse bunu önlesinler. Biz de uğraşıyoruz işte onun için. Bu iş keşke devletimize kalacak olsa canımız da feda. Ama şimdi yani gelmiş dışarıdaki bir Kanadalı şirket, bilmem neler şirket, ülkeye kalacak olan %3, yazık günah. Zaten nefes alamıyoruz burada ekonomik olarak da öyle. Ha, bizi öldüreceklerse öldürsünler. Teşekkür Karşıyız. Ediyorum. Teşekkür ediyorum. Burada bir amcamız var, onu tanıyalım. Amca seni tanıyalım. Kimsin beni, sen? Beni tanıyorum. Sen kimsin? Adın yok, ne? Yok, beni adın ne senin? Dur. Dur. Adın ne? Hasan Hüseyin. Hasan? Konuş Ali Osman amca. Elmas Osman babası var. Ali Osman amca. Ali Osman amcanın babası varmış. İsmin ne? Ali Osman bu zaten. Ali Osman amca. Hı. Köyün neresi? Köy Refai. Refai yeresi miydi yani? Ya bu Refai'yi vuracak zaten bu maden en çok. Niye konuşmuyorsun? Ya maden istemiyor yavrum. Maden istemiyor. Çünkü yediğimizde zehir, giydiğimizde zehir, gezdiğimizde zehir. Bir de o zehir geldi miydi? Tamam, bitti işimiz. Senin muhtarı tanıyor musun? Kimi? Muhtarı tanıyor musun muhtarı? Hangi muhtarı? Senin muhtarı. Yok. Damatım oluyor benim. Senin muhtar da çok çabalıyor bu konuda. Biliyorsun değil mi? O muhtar yani benim damatım oluyor. Tamam, damadan sahip çık. Onun gibi adam bulamazsınız bak, pırlanta gibi delikanlı. Piyasada delikanlı ki delikanlı. Buradan Refai'ye, delikanlı Refai muhtarımıza da selam gönderiyoruz. Var mı isteyen bir arzu? Canın sağ olun, canın sağ olun. Kendine iyi bak. Sağ olasın, Allah razı olsun. Hadi eyvallah. Valla sahip çıksınlar. Ulubeyli esnaflarımızı dolaşmaya devam ediyoruz. Burada bir esnafımız var, onu tanıyacağız. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ramazan İnce Ticaret, Ulubey. Bu Ulubey'de maden sahaları açılacak. Bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? Ulubey nasıl etkiler bu? Valla Ulubey'de maden sahalarını çok kötü şekilde etkileyeceğini söylüyorlar. Araştırıyorlar. Araştırmalı anlatıyorlar. Yani bu uygunsuz bir şey bana soruyorsanız. Siz de maden yapılmasını istemiyorsunuz. Aynen. Yani yeşilliğin ölmesini istemiyoruz. Yeşilliğin ölmesini Ulubey esnafı ve Ulubeyler istemiyor arkadaşlar. Güzelim Ulubey'in, yani güzelim köylerin, mahallelerin, derelerin, ırmakların, suların, içme suları bozulmasını istemiyoruz. Doğamız zehirlenmesin. Aynen, tabii ki zehirlenmesin. Teşekkür ediyorum, hayırlı işler. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sizi bir tanıyalım önce abi. Ben Ulubey'in Elmaçgül köyünden Servet Yıldız. Ne işle meşgulüz? Ben esnafım Ulubey'de. Kardeş, inşaat malzemesi, hayvan yemi. Bir maden olayı için ne maden düşünüyorsun? Maden olayı için elimizden ne gelirse yapacağız. Bütün toplantılara katıldık. Gerekirse oğlumu Ankara'ya göndereceğim. 24'ünde herhalde. Yani bizim verilecek bir yerimiz yok. Ben parayla satılacak bir toprağımız da yok. Kimseyi mümkün değil yani, şey yapmayız biz. Topraklarımıza kattırmayız yani. Biz. Mümkün değil yani. Teşekkür ederim. Ulubey'de esnaf, verilecek yerimiz yok. Biz maden istemiyoruz diyor. Kesinlikle. Aynı şey. Aynı, sağ ol. Teşekkür ederim. Esnaflarımızla dolaşmaya devam ediyoruz. Burada bir esnafımız var, onu tanıyacağız. Cemil Çörlü, Ulubey tüccar. Ne iş yapıyorsun abi? Gıda, fındık işi, tüccar yani. Gübre var. Gübre var. Ulubey'de maden yapılacak biliyorsun. Bunun hakkında ne düşünüyorsun abi? Abi maden olursa yani bu memleket biter yani. Her taraf yani kaç 50 kilometre diyorlar, zararı olur diyorlar. Tabii. Yani bu bizim buraları şey yapmaz yani. Buranın daha geliri şeyden, madenden daha iyidir yani. Fındık yani, fındık. Teşekkür ediyorum. Ulubey'de diyor maden gelirse Ulubey biter, esnaf biter diyor. Fındığın geliri altından daha değerli diyor abi. Değil mi? Tabii. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler abi. Ulubey'li esnaflarımızı dolaşmaya devam ediyoruz. Burada da bir esnafımız var. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sizi bir tanıyalım. Selahattin Elmas. Elmas lokantası sahibi. Nasıl yemekler? Tadına bakın, siz karar verin. Ben biliyorum zaten. Tadı on numara olmasa burada ne işim var? Ben sadece pişiririm. Notunu siz versiniz. Bugün ne var menüde?
Bugün et dönerim kalmadı. Et dönerim bitti. Tavuk döneri mevcut. Ciğer var. Haşlama var. Taze fasulye, kuru fasulye var. Güveç var. Tavuk sotemiz ve pilavımız mevcut. Çok güzel. Yani tatmanızı tavsiye ederim. Bu Ulubey'e bir de maden açılacak. Biliyorsun değil mi bu konuyu? Duydum evet. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de karşıyım ona. Şimdi 50 kilometre çevreyi etkileyeceğini söylüyorlar. Biz de tabii ki zehirlenmek istemiyoruz. Ulubey esnafı zehirlenmek istemiyor. Ulubeyliler zehirlenmek istemiyor. Biz gezelim dolaşalım. Vatandaşı esnafı yokluyoruz. Düşüncelerini alıyoruz, dile getiriyoruz. Sana da kolay gelsin abi. Ben de karşıyım. Eğer Ankara'ya gidilmesi gerekiyorsa sizle beraber ben de varım. Gidiyor. Sağ ol. Allah razı olsun. Zaten bir platform kuruldu biliyorsunuz. İnşallah. Platform gerekli yerlere siyasi olarak, adli olarak, mahkeme olarak her türlü koşturuyorlar. Biz de işte böyle halkı bilinçlendiriyoruz. Bizim de yapmamız gereken bir şey varsa biz de destek olalım. Biz de karşıyız ona. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah sizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Ulubey'de esnaflarımızla dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi burada bir esnafımız var. Onu bakacağız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, merhaba. Merhaba abicim. Hayırlı işler, bol güneşler. Sağ ol canım, hoş geldin. Merhaba, sizi tanıyalım. Benim ismim Kani Güldere. Akoluk köyündeyim. Evet. Ulubey'de bir maden olayı var biliyorsun. Biliyorum, duydum. Ne olacak bu iş? Vallahi bu maden olayı biraz çok yanlış. Yani birkaç kişiler zengin olacak diye 4-5 yani 7-8 para köyün yok olması doğru bir şey değil. Burada çok zor. Bu yanlıştır. Yani bu devletendir, ne yanlış bu. Teşekkür ederim abicim. Ben tamam. Teşekkür edeyim de abi. Buyur amca, bir şey söyledin arkadan. Seni bir tanıyalım. Ben Mecit Poyraz, Karakoca Mahallesi'ndenim. Sen ne düşünüyorsun maden konusunda? Valla madene kesinlikle karşıyız. Çünkü bizim başka bir alternatif bir ürünümüz yok. Tarım ülkesiyiz. Tarım memleketi diyorsunuz. Sadece tek fındık. Fındığın gözüne bakıyoruz. Zaten biz bittik. Halk olarak bittik. Bu 41 para köyün tamamen kaldırmaları lazım. İyi bir yere yerleştirmeleri lazım. Bizi nereye yerleştirecek? Nereye gideceksin? Gidecek yerimiz yok. Mülteci mi olacağım memlekette? Öyle. Aynen. Aynen. Biz kesinlikle karşıyız. Ben gereken yere imzamı da attım. Çeliğimi, çocuğumu, torunlarımı da getireceğim. Hani buna karşı çıkmak için. Hani bunu durdurmamız lazım. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Gidecek yerimiz yok diyor vatandaş. Kendi memleketimizde mülteci olmak istemiyoruz diyor. Aynen. Teşekkür ederim, sağ olasın. Burada bir hemşehrimiz var, onu tanıyacağız. Seni bir tanıyalım. Ben Nazım Aktaş. Kıran Yağmurlu'yum. Ne yapıyorsun Ulubey'de? Melih Daydın'ın yanında çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Hamallığını yapıyorum. Herhalde burada fidelere bakıyorsun. Evet, fidelerine bakıyorum. Nasıl? Fidelerin fiyatları nasıl? Güzel abicim. Normal fidelerimi 3 lira. Açlılar 7 lira. 10 lira. Biber var, patlıcan domates, var, salatalık var. Biber, çeşitli herhalde. Ne çeşitli bunlar? Çeşit, gıl tatlı var, gılacı var. Charleston kızartmalı biber var. Domatesimiz var, dolmalığımız var. Tamam. Ulubey'de fideler yerinde. Peki Ulubey'de evet. Maden açılacak. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Madene karşıyız abiciğim. Neden karşısın abi? Doğayı... Mahvedecek, sularımıza zehir verecek, fındıklarımız olmayacak. Ha fındık olmadı mı biz acız abiciğim. Burada da bir esnaf arkadaşımız var, onu tanıyacağız ve görüşlerini alacağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sizi bir tanıyalım. Fuat Özdemir. Köyün neresi? Fındıklı. Ne işle uğraşıyorsun onu böyle? Bir anlatır mısın bize işini? Kamerayı tavana gösterirsen. Elektrik. Elektrik tesisat yapıyorum, evet. Nasıl işler güçler? Durgun. Neden sence? Piyasadan gelen zamlardan dolayı durgun. Malzeme senin iş bakıra dayalı herhalde. Tabii ki, full. Full bakır. Peki Ulubey'de maden açılacak biliyorsun, duymuştursun. Açılmaması için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ulubey'de maden istemiyorsun diyorsun. Evet. Peki Ulubey'de maden açılması takdirde esnafı nasıl etkiler mi bu? Kesinlikle etkiler. Nasıl etkiler? İlk başta tabii ki hoş görünebilir. Bazı esnaflarımız bundan yararlanabilir. Ama geniş pencereden baktığımızda ilerleyen zamanlarda nüfusa dayanarak etkileyeceği için doğal olarak bizi de etkileyecek. Ulubey'de esnafımız madene hayır diyor. Evet. Biz zaten hayır diyoruz. Gezip dolaşmaya devam ediyoruz.